Merhabalar. 9. sınıflar için 1. dönem 1. yazı sorularının çözümlerini yapacağız matematik dersi için. Bakalım sınava ne kadar hazırsınız? Kendinizi ölçmeniz için size bir fırsat arkadaşlar. Videoyu baştan sona izleyin isterseniz veya aşağıda PDF olarak paylaşacağım yazılıyı. Oradan çıktısını alıp siz kendiniz de çözebilirsiniz. Çözemediklerinize bakabilirsiniz. Sorularımız güzel sorular. Öyle basit sorular da yok. Bunu da belirtelim. İlk soruyla başlayalım. Birinci soruda P ise P'nin değeri ise Q ancak ve ancak Q bileşik önermesinin en sade halini yazınız diyor bize. Arkadaşlar P ise P'nin değeri. Bir daha yazalım biz bunu. Q ancak ve ancak Q. P ise P'nin değeri arkadaşlar P'nin değerine bağımlı olan bir ifadedir. Eğer P bir ise değeri sıfırdır. Sonuç ne olur? Sıfır olur. Eğer P sıfır ise değeri bir olur. Sonuç bir olur. Yani sonuç P'nin değerine bağımlı bir ifadedir. Buranın sonucu P'nin değeri ise burada ise ancak ancak bağlacında eğer iki önerme de aynı ise sonuç mutlaka birdi. Burası da bir çıktı. Peki ise bağlacında ikinci önerme 1 ise sonuç her zaman 1'dir. Hiç bakmamıza gerek yok. Birinci önerme, ikincisi 1 ise sonuç 1'dir. O zaman bu bileşik önermenin en sade hali 1 oluyor. Gelelim ikinci soruya. İkinci soruda P, Q, R önermeleri için R veya P ise Q ve R önermesi yanlış. Yani 0. Sonra diyor ki P'nin değeri ve R'nin değeri ancak ve ancak Q veya R önermesi doğru. Yani 1 olduğuna göre P, Q, R önermelerinin doğruluk değerlerini sırasıyla karşılarına yazınız. Şimdi bu iki soru biraz bizi uğraştırabilir ama şöyle düşünürseniz çok rahatlıkla çözebilirsiniz. Arkadaşlar ise bağlacında sonucun sıfır olması için ikincisi sıfır, birincisi bir olmalıydı. Ya, o zaman yazalım. R veya P denktir 1'e. Buradan bir de Q ve R denktir sıfır yazmamız gerekiyor. Buradan elimize bir şey geçmez. V bağlacında bunlardan bir tanesi sıfır. Q veya R ikisi de sıfır olabilir. Yukarıda ise R veya P'nin 1 olması için bunlardan bir tanesinin 1 olması yeterli. İkisi de 1 olabilir. Şimdi gelelim diğerine. Ne demiş orada? P'nin değeri ve R'nin değeri ancak Q veya R bu da denkmiş 1'e. Şöyle biraz daha sağ alalım. Arkadaşlar R veya P 1 ise bunun değerini alırsanız şurası bulunur. Bu bunun değeridir şöyle. Yani bağlaçların yer değiştirmesi sorun değil zaten. O zaman R veya P 1 ise burası sıfırdır. Ancak ve ancak da sonucun 1 çıkması için ikisi de aynı olmalıydı. O zaman bu taraf da sıfır olmalı. Buradan şuna ulaşıyoruz. Q bağlacımız sıfır olmalı. R bağlacımız da sıfır olmalı. Çünkü V bağlacında ikisinin de sıfır olması durumda sadece sıfır olur. Diğer durumlarda bir olurdu. Şimdi R'nin sıfır olduğunu biliyorum. Geldim şunu alayım. R'nin sıfır olduğunu biliyorum. Sıfır veya P denktir 1'e. Buradan P'nin de 1 olduğunu bulabilirsiniz. O zaman P, Q, R önermelerinin doğruluk değerleri sırasıyla 1, 0 ve 0 olur. Gelelim 3. soruya. 3. soruda ABC sayıları sıfırdan farklı tam sayılar olmak üzere. Şimdi P önermesi, Q önermesi ve R önermelerini vermiş. Önermeleri veriliyor. Şuraya bakalım. P veya R ise P ise Q önermesi yanlış olduğuna göre ABC sayılarının işaretlerini sırasıyla bulunur. Bunun yanlış yani sıfır olması için ikincisi sıfır, birincisi bir olmalıydı. Başka çareleri var mı? Yok. O zaman P ise Q'nun
Bunun sıfıra denk olması için aynı mantıkla P 1 olmalı, Q 0 olmalı. Sonra arkadaşlar P ve R'nin 1 olması için bunu zaten 1 bulmuştuk. Bu da 1 olmak zorunda. O zaman P 1, R 1, Q ise 0 olmalı. O zaman A çarpı C küçüktür 0. Bu bir doğru ifade. A çarpı C'nin, çünkü P doğruydu. A çarpı C o zaman 0'dan küçük ise bunlardan bir tanesi pozitif, bir tanesi negatif. Bu burada kalsın. Sonra A çarpı B çarpı C küçük eşittir 0 demiş. Bu hangisi? Q. Şurası 1, Q 0, R de 1. O zaman bu yanlış bir ifade. Bu 1'den A çarpı B çarpı C büyüktür 0 yazmalıyız. Şimdi A çarpı C'nin şu x'in negatif olduğunu biliyoruz. Bunun 0'dan büyük olması için B de negatif olmalı. B'nin işaretini bulduk. B negatif. Sonrakine bakalım. C büyüktür 0. C büyüktür 0. R önermesi doğru olduğu için doğru. Evet, C pozitif. C pozitif ise A'nın negatif olması gerekiyor. Çünkü burası pozitif çıktı. A negatiftir. O zaman A da negatif. İşaretlerini karşılarına tek tek yazdık arkadaşlar. A, B, C'nin işaretlerini bu şekilde buluyoruz. Gelelim dördüncü soruya. Şimdi dördüncü soru yine önermelerle ilgili bir soru. Önermesinin karşı tersini bulunuz. Şimdi karşı tersini bulurken önermeler bir kere yer değiştirecek. Bir de terslerini alacağız. En az bağlacı her'e dönüşecek. En az arkadaşlar her'e dönüşecek. O zaman yerini değiştiriyorum. Her M eleman doğal sayı için tersini alıyorum. M eşittir 3 yazmıyorum. M farkıdır 3 ise diyoruz yine. Bu da bu tarafa dönüyor. Burası her bazıya dönüşüyor. Bazı A eleman Z için A küçüktür 2, A büyüktür 2'ye dönüşüyor. Bu şekilde karşı tersini almış oluyoruz arkadaşlar. Gelelim 5. soruya. 5. sorumuz bir küme sorusu. Küme sorusuna bakacak olursak ne sorulmuş bize, bir bakalım önce soruya. Bir tur şirketi 3 farklı müzeye gezi düzenlemiştir. Bu gezilere katılanlarla ilgili olarak aşağıdaki bilgiler bilinmektedir. Her bir geziye 33 kişi katılmıştır. 12 kişi gezilerin 3'üne de katılmıştır. 34 kişi en az 2 geziye katılmıştır. Buna göre gezilerden yalnız birine katılmış olan kaç kişi vardır? Şimdi burada kümelerimizi çizelim. Şöyle 3 tane küme çizelim. Şöyle yanına çizeyim. Bir tanesi de buradan çizelim. Bu tam olmadı. Evet. Şimdi bu A, bu B, bu da C olsun. Üçüne de katılan 12 kişiydi. Şu oraya 12 yazıyorum. Sonra buraya A diyelim, buraya B diyelim, buraya C diyelim. Buraya X, Y, Z dedik. Ne diyor başka? Her bir gezi 33 kişi katılmıştır. Tamam, kenarda dursun bu. 34 kişi en az 2 geziye katılmıştır. En az 2 gezi demek 2 gezi ve 3 gezi demektir bu. 2 ve 3 geziye katılanların toplamı, yani A artı B artı C artı 12 eşittir 34. Buradan A artı B artı C eşittir 22 buluruz. Bu bir köşede kalsın, kullanacağız. Her bir geziye 33 kişi katılmıştır. Yani A'dakilerin toplamı A artı B artı X artı 12 eşittir 33. Sonra B'dekilerin toplamı A artı C artı Y artı 12, bu da 33. C'dekilerin toplamı, yani C kümesindekilerin toplamı B artı C artı Z artı 12, bu da 33. Bunların hepsini alt alta topluyorum. Buradan 2 tane A, B, C olur mu? Olur. Artı X artı Y artı Z artı
12'lerin toplamı 36, 33'lerin toplamı da 99. Şimdi A artı B artı C'yi biliyorum. 30, 22 idi. 2 ile çarparım 44. Devam ettirelim. 44 artı x artı y artı z artı 36 eşittir 99. Şimdi şu x'in toplamı kaç yapıyor? 80 yapıyor. Götürüp karşıya çıkarırsanız x artı y artı z'yi, yani sadece bir gezege katılanlar 19 kişi olacaktır gençler. Bu soruyu da bu şekilde çözdük. Gelelim 6. soruya. 6. soruda arkadaşlar A kümesini vermiş. A, B, C, D, E, F, G kümesinin alt kümelerinin kaçında C veya D elemanı bulunur? O zaman şöyle düşünelim. Tümünden, tüm alt kümelerden C ve D'nin bulunmadıklarını çıkaralım. Bulunmadıkları. Tüm alt küme sayısı burada kaç elemanımız var? 7 tane. 2 üstü 7. Eksi. Buradan C'yi ve D'yi silerseniz 5 tane kalır. O zaman 5 elemanla 2 üzeri 5 tane alt küme yazabilirsiniz. 2 üzeri 7 128. 2 üzeri 5 32. Birbirinden çıkarırsanız arkadaşlar 96 tanesinde C veya D bulunur. Geldik 7. soruya, bakalım sorumuzda ne yapmış? Kartezyen çarpımı yapmış. Şimdi A kartezyen B'yi şöyle vermiş. 3 2 4 1 3 1 4 2 3 3 4 3 3 4 ve 4 4 olarak vermiş. Kartezyen çarpımı kümesi veriliyor. Buna göre A kartezyen A bileşim B kaçtır diyor. Burada arkadaşlar birinci elemanlar A kümesinin elemanlarıdır. Birinci elemanlara bakarsanız 3 var, 4 var. Başka var mı? Farklı eleman yok. B kümesinin elemanları ise ikinci elemanlardır. Bunlarda 2 var, 1 var. Başka var mı bakalım? 2, 1. Burada 1, 2. 3 var farklı olarak. 4 de var. Evet. Ne varmış? 1, 2, 3 ve 4 var. A kümesinde 3, 4 elemanı var. O zaman B kümesinde 1, 2, 3, 4 var dedik. Sonra ne diyor? A bileşim B'yi bulalım. A bileşim B zaten A, B'nin alt kümesi olduğu için 1, 2, 3, 4 olacak. Peki A kartezyen A bileşim B. Bu da şöyle bulunur. A'nın eleman sayısı çarpı A bileşim B'nin eleman sayısıyla bulunur. A'nın eleman sayısı 2. A bileşim B'nin eleman sayısı arkadaşlar. Bu da 4. 2 kere 4, 8 tane olacak. Yani bunun eşiti burasıdır. Evet, çok da zorlayıcı bir soru olmamış. Gelelim 8. soruya. Bir sınıfta hem futbol hem de voleybol oynayanların sayısı 5. Futbol veya voleyboldan en az birini oynayanların sayısı 14. Futbol oynayanların sayısı voleybol oynayanların sayısından 3 fazla olduğuna göre bu sınıfta voleybol oynayan kaç kişi vardır? Sorumun çözümüne geçmek için kümeleri çizdim. Futbol kümesi ve voleybol kümesi. Hem futbol hem voleybol oynayan 5'ti. Ortaya 5 yazıyoruz o zaman. Futbol veya voleyboldan en az birini oynayanlar sayısı 14'tür. Yani A, buraya B dersek, A artı B artı 5 eşittir 14. Bu da A artı B'nin 9 olduğunu gösterir. Sonra diyor ki futbol oynayanların sayısı, yani A artı 5 eşitmiş voleybol oynayanların sayısından 3 fazla. Voleybol oynayanlar B artı 5 artı 3. 5'ler karşılıklı gitti. A buradan B artı 3 oldu mu? Evet. Bu sınıfta voleybol oynayan kaç kişi vardır? Yani bize B artı 5'i soruyor. Buradan arkadaşlar şurada getirelim, yerine yazalım. A yerine B artı 3 yazıyorum. B artı 3 artı B eşittir 9. 3'ü karşıya attık. 2B eşittir. 6'dan B'yi 3 buluruz. Peki voleybol oynayanlar, voleybol oynayanların sayısı B artı 5'ti. B yerine de arkadaşlar 3 yazarsak 3 artı 5
Cevabımız 8 olacak. Az önce de 8 çıktı galiba. Evet, az önce de 8 çıkmış. Gelelim 9. soruya. Şimdi 9. sorunun çözümüne bakalım. Soruyu okuyacak olursak 45 kişilik bir sınıfta 32 kişi gözlüksüzdür. Ayrıca erkeklerden 7 kişi gözlüklüdür. Bu sınıftaki kızların sayısı erkeklerin sayısının 4'te 1 olduğuna göre kızların kaçı gözlüksüzdür? Şuraya önce bir arkadaşlar çizimimizi yapalım. Şunlar arkadaşlar, bunlar biliyorsunuz bu şekilde çözülen sorulardı. Şunu da çizdim. Şuraya yazıyla yazayım. Şunlar erkekler, şunlar kızlar. Bunlar gözlüklü olanlar. Şurası da gözlüksüz olanlar. Şimdi ne diyor? Erkeklerin 7'si gözlüklü. Buraya 7 yazacağız. 45 kişiden arkadaşlar 32'si gözlüklüyse 32'yi çıkardık. 13 kişi arkadaşlar gözlüksüzdür. Gözlüklüdür, düzeltiyorum. O zaman 7 buradaysa kızların da 6'sı gözlüklü. Sonra şuraya x dersek gözlüksüz olanların sayısı 32 idi. Şuranın toplamı 32 ya. O zaman buraya 32 eksi x yazarız. Gelelim sorunun çözümüne. Şuradan hareket edeceksiniz işte. Kızların sayısı. Kızların sayısı şuranın toplamı. Yani x artı 6 eşitmiş. Erkeklerin sayısının 4'te 1'i. Erkeklerin sayısı da şuranın toplamı. Yani toplarsak orayı 39 eksi x'in 4'te 1'i. 4'e bölüyoruz. İçler dışlar yaptık. Buradan arkadaşlar 4x artı 24 eşittir 39 eksi x. Eksi x'i buraya aldık. 5x. 24'ü karşıya atıp çıkarınca şurada 15 kalır. Her tarafı 5'e böldük. X eşittir 3. X'i 3 bulduk. Buna göre kızların kaçı gözlüksüzdür? Arkadaşlar kızların zaten gözlüksüz olan kızların sayısı x'ti. Cevabı bulduk 3 olarak. Gelelim 10. soruya. Geldik 10. soruya. Bir okuldaki öğrenciler üzerinde yapılan bir araştırmaya göre öğrencilerin %35'i kaşarlı tostu seviyormuş. Kaşarlı ve sucuklu tostlarımız varmış arkadaşlar. Kümelerimiz bu şekilde. %53'ü ise sucuklu tostu seviyor. Ayrıca bu okuldaki öğrencilerin %16'sı hem kaşarlı hem de sucuklu tostu seviyor. Yani dışarıdaki sevmiyor. Pardon, sevmemektedir. Dışarıda kalanlar %16. Bu okulda hem kaşarlı hem de sucuklu tost seven 30 öğrenci olduğuna göre bu okulda kaç öğrenci vardır diyor. Şimdi burada bütün yüzdeleri toplayalım. Yani 53'ü, 35'i ve 16'yı toplarsak kaç yapıyor bakalım. 4, burası ne yaptı? 104 yaptı. 100'ü ne kadar geçti? 4 geçti. O zaman şurası %4'ü kesişim. Kaşarlı %35'ti. Sadece kaşarlı %31 olur. Sucuklu %53'tü. Sadece sucuklu seven o zaman %49 olur. Şimdi şurayı kaç kişi vermiş? 30 kişi. O zaman orantı kuruyoruz. %4'ü 30 kişi ise bize okul mevcudunu, okul mevcudu %100'dür zaten. %100'ü kaçtır diye orantı kuracaksın. Şöyle işler işler çarpımı yaptık. 4x eşittir 100 çarpı 30, 3000. 3000'i 4'e bölerseniz cevap 750 kişi olarak çıkıyor. Gelelim 11 ve son soruya. Soruyu okuyacak olursak ABC kümeleri için A kümesi 13 elemanlı, B kümesi 12 elemanlı, C kümesi 11 elemanlı. A kesişim B eşit 6 elemanlı, B kesişim C 5 elemanlı, A kesişim C 4 elemanlı. 3 kümenin de kesişim 2 elemanlı olduğuna göre ABC kümelerinin bileşimi kaçtır diyor. Kolay bir küme, sadece çizip yapmanız yeterli. Yani şunu çizeceksiniz. Sonra bunu çizeceksiniz. Bir de arkadaşlar aşağı doğru ya da biraz şöyle yapalım. Bir de bunu çizeceğiz.
Şu bizim A kümemiz olsun, bu B kümemiz olsun, bu da C kümemiz olsun. Önce her zaman üçünün kesişimi yazılır. Yani 2. Şurası 2. Sonra A kesişim C 4. A ile kesişim C 4 ise ikisi gitti. Buraya 2 kaldı. B kesişim C 5. B ile C'nin arkadaşlar şurası. O zaman buraya 3 yazıyoruz. Çünkü ikisi gitti. A ile B'nin kesişimi 6 ise ikisi gitti. 4 kaldı. A kümesi 13 elemanlıydı. 4, 2, 2, 8'i gitti. 5 kaldı. B kümesi 12 elemanlıydı. 4, 2 daha 6, 9'u gitti. 3 kaldı. C kümesi 11 elemanlıydı. 3, 2, 2 topla 7. 11'den 7 çıktı. Buraya 4 kaldı. O zaman A bileşim, B bileşim, C bunların hepsinin toplamıdır. Toplayalım. 5. Toplayalım işte artık. Kaç olacak? 5, 4, 3, 2, 2, 3 ve 4. 9, 12, 14, 16, 19 ve 23 oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar sınavın çözümlerini bu şekilde bitirdik. Güzel sorulardı. Umarım sizlerin için de faydalı olmuştur. Aşağıda dediğim gibi paylaşım linkini vereceğim. Oradan indirebilirsiniz. Kendinizi denemek açısından. Umarım siz de güzel netler çıkarırsınız. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşça kalın.